Merhaba arkadaşlar. Bildiğiniz üzere KPSS sınavı iptal edildi. Yeni ÖSYM başkanının açıklamaları sizlerle. Saygıyla selamlıyorum. Sayın Cumhurbaşkanımızın tensip ve takdirleriyle bugün itibariyle ülkemizin en güzide kurumlarından biri olan Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı'na atanmış bulunuyorum. ÖSYM'nin her yıl Yüksek Öğretim Kurumları sınavı başta olmak üzere yaklaşık 50 farklı sınavda ortalama 10 milyon adayımıza hizmet vermektedir. Bu çerçevede pek çok kamu kurumunun personel ihtiyacının en adil şartlarda teminin ve yerleştirilmesi konusundaki çalışmalar da yine ÖSYM tarafından titizlikle yürütülmektedir. Kendi alanında dünyanın en kapsamlı hizmetini veren ve en saygın kurum olan ÖSYM'nin her türlü tartışmanın dışında tutulması, devlet-vatandaş ilişkilerinin sağlıklı yürütülmesi bakımından hayati öneme sahiptir. Böylesine kritik bir kurumun saldırıların hedefinde olmaması elbette mümkün değildir. Nitekim geçmişten beri bu güzide kurumumuz çeşitli iddialara, tartışmaların odağına yerleştirilmeye çalışılmıştır. Bugüne kadar ÖSYM'nin görev alanıyla ilgili iddialarının tamamı idari ve adli olarak soruşturulmuş, sorunlar hakkında gereken işlemler tesis edilmiştir. Bilindiği gibi 31 Temmuz 2022 Pazar günü yapılan kamu personeli seçme sınavının genel yetenek, genel kültür oturumlarının ardından da böyle bir durumla karşılaşılmıştır. İlk inceleme sonuçlarına göre bu sınavda adaylara yönelen sorulardan bazılarının bir yayın evinin soru kitaplıklarında yer aldığı tespit edilmiştir. Her şeyden önce böyle bir tablonun hem kurumumuzun çalışma ilkeleri, hem hukuk hem de kamuoyu vicdanı bakımından kabulü asla mümkün değildir. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla Devlet Denetleme Kurulu Başkanlığı hemen harekete geçerek tartışmaya konu sınavla ilgili inceleme başlatmıştır. Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu Başkanlığı'nın suç duyurusu üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı da hemen konuyla ilgili bir soruşturma açmıştır. YÖK Denetleme Kurulu da ön inceleme için açmıştır. Değerli basın mensupları, yapılan kapsamlı değerlendirmelerin ardından hem 31 Temmuz 2022 tarihinde yapılan KPSS oturumları iptal edilmiş, hem de 6-7 Ağustos ve 14 Ağustos 2022 tarihinde yapılması planlanan oturumlar ertelenmiştir. İptal edilen ve ertelenen sınavlara ilişkin yeni takvim en kısa sürede siz değerli kamuoyuyla paylaşılacaktır. Yeni KPSS sınav takvimi 17 Eylül'de başlayacaktır. Sınavı iptal eden KPSS adaylarından gireceği yeni sınav için herhangi bir ilave ücret talep edilmeyecektir. Amacımız tüm adaylara gönül huzuruyla katılacakları ve sonucunun adaletinden emin olacakları bir sınav ortamı oluşturmaktır. Ortaya çıkan eksiklikleri ve aksaklıkları açık yüreklilikle kamuoyuyla paylaşmak ve gereken tedbirleri etkin şekilde almak suretiyle ÖSYM'nin milletimizin kalbindeki yerini güçlendirmekte kararlıyız. Hiç arzu etmediğimiz şekilde iptal ve ertelemelere sebebiyet veren bu talihsiz süreçten dolayı tüm adaylardan özür diliyoruz.